Geçen yıl Aralık ayında okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan şimdi ne yapıyor? Sorunun cevabı haberimizde. Çok korkuyorduk mesela Tunahan, bırakmayın anne, beni bırakma, baba beni bırakma. Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradıktan sonra defalarca ameliyat olan ve aylarca hastanede kalan minik Tunahan yaşadığı travma nedeniyle evden çıkmıyor. Bizim 8 ayda çektiğimizi Allah hiçbir anne babaya hiçbir zaman yaşatmasın. Tek dileğim bu. 7 Aralık'ta okula giderken köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan bugüne kadar 15 kez ameliyat oldu. Son ameliyatı ise yaklaşık 13 saat sürdü. Tunahan'ın bütün kas bölgeleri kemiğe kadar sıyrılmıştı. Yani şu anda derin nakli yapıldı. Yani o ağır bir süreç. Yani insan anlatırken bile irpiliydi. Uzun bir süre hastanede kalan Tunahan taburcu olduktan sonra evine geri döndü. Ancak şimdi dışarı çıkmaya korkuyor. Psikolojik sorunları var. Yani böyle hani bazen günü gününü tutmuyor. Ağırlıklı olarak mesela agresif, sinirli. Yani melek gibi çocuğum oldu, asabi, agresif oldu yani. Pencereden köpekleri gördüğümde mesela göreyim işte baba diye, burada 3 tane var, 4 tane var sayı. Ve o gece, o gece mesela kesinlikle lambayı söndürtürmeyi. Yılmaz ailesi ise başıboş sokak hayvanlarına yönelik devlet yetkililerinden gerekli tedbirleri almasını istiyor. Devlet yetkililerine, üst düzey yetkililerine sesleniyorum. Yazık, bu evlatlar bizim ya. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim sokaklarımız güvenli olsun. Babanın feryadı, başıboş sokak köpekleri hakkında bir an önce bir şeyler yapılmasını istiyor vatandaşlar. Adeta feryat ediyorlar.